Kai Havertz. Kai Havertz. Werner. Ziyeh. Chilwell. Chilwell sol beke. Ama sanki geçen sezonki en önemli sorunu çözücü oyuncu Chilwell değil. Chilwell çok iyi bir sol. Evet. Ofansif açıdan özellikle. Ama Chelsea çok uzun yıllardır ilk kez daha Abramovich öncesine gidiyoruz. Mark Hughes futbolcuyken falan United'dan hep. En son o sezonlarda bu kadar çok gol yemişti. Geçen sezon Premier Lig'de ilk 10'da yer alan takımlar arasında en çok gol yiyen Chelsea sadece kaleci Kepa'nın kötü performansıyla açıklayabilir miyiz? Yoksa stoperlerde ben yani tabii ki Kepa çok hatalıydı. Çok büyük hayal kırıklığı o fiyata ama stoper işi de sanki sadece Thiago Silva'nın gelmesiyle çözülemeyecek kadar büyük. Ha şu var. Geçen sezon o kadar çok gol yerken maalesef bizim Türkiye milli takımının en kötü dönemleri vardır ya San Marino'dan falan evet. Duran toptan gol yediğimiz. Ya en azından o duran toptan o geçen sezon yenen basit goller yedik pankartındaki golleri yemesini engelleyecekti. Thiago Silva o konuda kesin. Çok büyük stoper. Ya bir de ama yanında kim olacak? Ve genel sorunu çözebilecek mi tek başına? Yani mesele şu, esasında sadece bir stoperle mi çözülecek yoksa Ben Chilwell'in katılımıyla beraber daha farklı bir hücum varyasyonunda topu oraya getirmeyecekler mi? Çünkü geçen sene Chelsea'nin yediği gollere bakıyorsun, normal şartlarda XG'si böyle yüksek goller yemiyor. Hani çok fazla şuta müsaade edilen toplar var ve kaleci Kepa'nın büyük hataları var. O sorunu Chilwell, Thiago Silva ikilisini oynattığın zaman bir hayal edebiliyor musun mesela şu anda? Savunma olarak değil, hücum performansı olarak bak ama. Yani bak meseleye... Kante Chelsea... varken oluyor bunlar bir de. Evet ya bir de Kante varken oluyor. Nasıl oluyor Kante varken? İşte acaba Frank Lampard'ın kafasında doğrudan Jürgen Klopp'un Dortmund'dan Liverpool'a geldiği zamanki oyun anlayışı, heavy metal futbolu mu olacak? Yediğimden çok atıyorum ben de evet, o zaman. Evet, o yüzden mi bütün evet. paraları Havertz'e, Ziyeh'e, Werner'e yatırdı? Muhtemelen bu. Yani rakibi ne kadar tedirgin edersen, hani Türkiye dinamikleriyle konuşalım. Değil mi? Yani, bu vardır yani. Şeyde. 5-3 bitti değil mi maç? Tabii. Liverpool Chelsea evet. pandemiden sonra, aha. Liverpool şampiyonluktan sonra. O maç çok şey anlatıyor. Yani Liverpool'u, City'yi o şekilde, yani Liverpool'u ve City'den daha çok gol atarak hem Liverpool'u hem City'yi hem de United'ı. Yok. 6 maçta da bu 3 rakipten daha çok gol atarak, yani 3'er yiyip 4'er atarak mı yenmeyi planlıyor yani? Peki yapılan transferlerin yaş ortalaması ile alakalı düşünecek olursak, Lampard bu sorunu bu sene mi halletmeyi düşünüyor? Yoksa bu transfer politikası devam edip 2 sene içinde mi halletmeyi düşünüyor? Yani biz esasında yani 22-24 transfer dönemine daha ihtiyacı var diyorsun. Evet. Çünkü geçen sene de transfer yapamadılar. Evet. Çünkü yoktu, yasak vardı. Yasak vardı. İşte bir tek Kovacic için önceden anlaşmışlardı. Peki sağ beke Azpilicueta mı, Rhys James mi? Yoksa Thiago Silva'nın yanına Azpilicueta stoper mi? Çözüm. Ya da Rudiger, Thiago Silva ikilisi iyi mi? Şu anda bu kadrodaki stoperlerden en iyi tandem Thiago Silva ile Rudiger mi olur? Bence Azpilicueta olur ya. Çünkü o çocuk stoper oynamayı öğrendi net olarak yani. Ama üçlü de mi acaba öyle? Ha, yani işte, veyahut da Luis Aragonés'in Gökhan Gönül'ü oynattığı gibi mi? Bak, o açıdan da bakalım hadiseye. Çünkü mesele... O bir mecburiyetti. O mecburiyetti şimdi ama... Şimdi burada Zuma var. Zuma var. Kötü ama performansı. Kötü performans. Yani o 20 yaş altında ki seviyesi, yok. Potansiyeli kesinlikle yarısını bile gerçekleşti. Evet. Sakatlıkların etkisi evet. olsa da olsun. Genel oyun okuma olarak. Christensen hepsinden belki daha oyun okumada iyi ama yapacak bir şey yok. O yaştan sonra Christensen'i nasıl hızlandırabilirsin? Kesin imkansız. Ya Gladbach'ın üçlüsünde çok iyiydi. Schubert hoca evet, vardı evet. ya Lucien Favre ayrıldıktan sonra. Altyapı hocası. Müthiş adam. Evet, evet. Lombardo. Schubert. Bak, Lombardo Schubert. Gladbach, Bach evet. klasik müzik. Hem Schubert klasik müzik. Bir süre Bayern'i yendi falan. Ben severim. Hocama laf ettirmem. Ama Christensen orada iyiydi. Üçlü savunmanın ortasında evet. iyiydi. Şimdi Chelsea'de de iyi maçlar hep onlar. Hı-hı. Şimdi Lampard belli ki Chilwell'i aldığına göre yani kafadan Alonso'yu, Emerson'u gözden çıkardı. Evet. Zappa Costa gibi oyuncu da yani düşünmüyor. Yani kanat beki düşünmüyor. Tabii. Bak. Chilwell gibi gerçek sol bek ama 90 metreyi de kullanan. Ve şöyle bir enteresanlığı daha var. Hani o rakam, veri, gerçek veri okumasına bakarsan. Mesela Chilwell'in geçen sene XG'si 0.98. Ama Alonso'nun 2.62 olmasına rağmen Alonso'dan daha fazla gole katkı yapmış 0.98. Çok daha fazla. Bak bu ligin çok önemli. Iyi, yani Robertson, Trent ikilisinden sonra en iyi toplam olarak Pereira ile kesinlikle Chilwell. Chilwell. İşte bu dönüşümden yola çıkmaya çalışıyorum ben de. Hani Chilwell'in XG'si Alonso'dan düşük olmasına rağmen daha fazla gole katkı yapmış olması o nedir? Yine Türk futbolu gibi konuşalım. Atağı bitirme. Atağı doğru sonlandırma. Biliyorum o toplara hiç girmemek gerekiyor ama hani basit şekilde ifade edebileceğimiz Efe geliyor.
Chilwell daha iyi bitirici. Chilwell'le beraber daha iyi bitirici sadece kaleyi bulma anlamında değil. Rakip ceza sahasında topu attığın zaman. Hani Türkiye'de şimdi mesela senin çok iyi bir bekin var. Veyahut da çok iyi bir kenar forvetin var. Caner'le Adriano'nun arasındaki fark gibi bence. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Chilwell'inki daha Adriano var. Evet. Daha Adriano var. Caner'inki mesela Alonso katkısı ama... Adriano İspanya'dayken ve sol önde oynarken esasında öyle bak yapılan 5 yıllık bir araştırmada şeyi akıllı hareketlenmesi yani smart movement'ı en iyi 3. oyuncuydu Adriano. Gerçekten öyleydi. Bak, yani smart movement istatistiklere bakmadan sırf estetiğe bakarak öyleydi. Öyleydi. Chilwell özellikle öyle. O Beşiktaş takımında evet. Açık ara öyleydi. Tabii Şenol Güneş half space falan kullandı Adriano'ya. Bak öyle. O Şampiyon Ligi maçlarında gerçekten özellikle baskı yiyoruz olabilir değil. Evet. Baskı yiyorsanız Adriano. Bir pozisyonda hatası var. Geri kalan en az 99 kere böyle çözümü sağladı o zorlu deplasmanlarda kesinlikle, falan. Kesinlikle. Chilwell'e de ben böyle bakıyorum ama bence Kai Havertz. Hani biz Timo Werner şimdi geldi ama bence Kai Havertz üzerinden... nereye koyuyorsun? İşte Kai Havertz'i o Lampard'ın biz sezon başladığı zamanki noktasından anlayabileceğiz. Şimdi transfer oldu. Leverkusen'e bakıyorsun. Peter en iyi nerede oynadı Leverkusen'i? Bence sahte 9'da. Evet. Sahte 9'u müthiş oynadı. Ama müthiş oynadı. Esasında sağ ön yani o ileri üçlünün sağ ucu da gayet iyi performans. İç forvet olarak. İç forvet olarak yani bence... Leverkusen'da hani Bailey ile Diaby gerçekten iyi kanat forvetleri olduğu için yani Leverkusen'ın en iyi evet. Mevkilerinden, en etkili yönlerinden evet. olduğu için biraz o yüzden de Havertz'i sahte 9'da falan yaptı. Şimdi evet. Chelsea'de eldeki santraforlar Teme Abraham, Giroud. Bunlar da klasik santrafor. Evet. Werner acaba mobil forvet olarak merkezde mi oynayacak? Yoksa Werner Leipzig'teki eski sezon olarak gibi kenardan içeri doğru mu hareketlenecek? Havertz ortaya mı geçecek? Bence Havertz ortaya geçecek. Niçin? Ziyech çünkü tam iç forvet için ve sahte 9 evet. için ideal. Yani Ziyech'in de en iyi performansları Ajax'ta. Sahte 9 modeline geçildikten sonra yani Ajax'ın yarı finalinde gerçekten çok önemli. Hiç öyle. Bekler miydin öyle bir şey? Yok. Hayır, hiç aklına hiç gelir miydi? Ki yani Danimarkalı santrafor o zaman vardı şimdi Nice'de olan. Onu kesti. Kasper Dolberg. Tabii. O yaş grubunun en yüksek potansiyel klasik santrafordan biri olarak gösteriliyordu. Ama bunu kesti hoca. Nasıl kesti? Niçin kesti? Niçin çünkü kesti? Oraya Tadiç'i. Kasper Dolberg'i Dennis Bergkamp çalıştırıyordu ve Dennis Bergkamp'la yollar ayrıldıktan sonra Kasper Dolberg'in düşüşü. Onun dışında bir de tabii. gerçekten oyun çok daha akıcı hale geldi. Tabii, kesinlikle. Hani Bergkamp değil, Overmars çalıştırıyor olsaydı da asıl belirleyici değişken orada Tadiç'in, bekler miydin Tadiç'i hiç bir gün sahte 9 olarak? Duşan Tadiç düşünürler de abi ya öyle ama bir şey. Ama adam düşündü. Evet. Ve Kai Havertz de bence sahte 9 oynatacak. Niye biliyor musun? Çünkü Kai Havertz'in bağlantı oyununun çok iyi önemi var. Yani şimdi biz ısı haritası bakıyoruz ya hani konuşurken. Isı haritası senin topla buluştuğun yerler. Ama Kai Havertz'in bir de keşke şöyle bir ısı haritası olsa. Keşke o yapılabilse. Yapılıyordur da belki bir sene sonra göreceğiz hayatımızda. Topsuz oyunu. Topsuz yani. Dolaştığı yerlerdeki ısı haritası çok Kai Havertz'i anlatacak. Niçin anlatacak? Çok haklısın. Çünkü Leverkusen'da o bağlantı oyunlarında Kai Havertz neredeyse savunmanın arasına kadar değil. O orta saha yuvarlağına kadar gelip bağlantı oyuncusu olduğu anda Leverkusen akıyordu. Çatır çatır yani akıyordu. Zaten şöyle değil Havertz, Messi, Ronaldo olsan bir maçta o da ekstrem ortalama değil yani. Bir maçta çok inisiyatif aldın. Bütün takımı sırtında taşıdın. 90 dakikanın 5 dakikası topla buluşuyorsun. Kalan evet. 85 dakika neler yaptığın çok önemli. O 85 dakikaya Ronaldo'nun yapıp yapamadıklarına Portekiz milli takımında çözüm bulan Santos'tu. Evet. İşte öyle kupa geldi. Öyle. Bak şimdi mesela buraya işte Lampard hoca acaba ne düşünüyor? Ben çok merak ediyorum Chelsea'nin ilk maçını. Kimin söylediğini bilmiyorum bu lafı ama Kai Havertz için söylenen en doğru laflardan birisi Mesut Özil ile Mihal Balak kırması. Güzel. Kırması bak, değil. Yani ikisinin en iyi taraflarının, birleştiği yer. O melezlikten bahsediyoruz. Yani bunu kimin söylediğini bilmiyorum. İntihal değil. Okudum ama hatırlayamıyorum. Mesut kadar rahat adam geçebilen evet. ama bir yandan da Balak kadar mevkisini kaybetmeme konusunda Mesut'un tam tersi olan. Kesinlikle. Birebir yakaladığında o birdenbire ivmelenmesi, yani o topla beraber ivmelenerek o birebir rakibinin üstüne gitmesi, aynı zamanda topsuz olarak hani bağlantı oyununu yaptın. Şimdi sen orta sahaya kadar geldin ve esasında radardan çıktın. Savunma radarından çıktın. Savunma tekrar sana fokuslanana kadar, odaklanana kadar o aradaki boşlukları çok iyi görüyor Kai Havertz. Oraya hareketleniyor. Brandt'ın da, Julian Brandt'ın da geçen sene Dortmund'da merkez oyuncusuna dönüşümünde evet. bu özelliği. Zaten Alman oyuncularda o Thomas Müller'de başlayan alan ve zamanın en ufak hesabının çok beyin cerrahı titizliğiyle yapılması. Bugün hala Müller'i çift 3 kupa almış Bayern Münih'in kilit oyuncusu olarak tutan
en önemli özelliği. Evet, dünyanın en kötü golle sevinen oyuncusu ya. O nasıl bir sevinçtir baba ya? Baviera sevinci. Baviera olsun. Ya işte onlar o. Hani, neyse. Haftaya Almanya. Doya doya olacak. Liverpool Münih hattı dedik. Eklemek istediği bir şey varsa Ilgaz Şınar'ın. Yani şöyle Owen Hargreaves'in cümlesini Kai Havertz için anlatmak gerekiyor. Yani gözler Haaland ve Sancho'da lakin özel oyuncu Havertz'dir diyor. Owen Hargreaves ve bu arada yazmışım notlarıma Ballack ve Özil kırmızı diyen de Owen Hargreaves'miş. Hem Bundesliga hem de İngiltere Premier Lig'de Bayern Münih ve Manchester United formalarıyla eşit derecede olmasa da çok başarılı. Sakatlıklar en büyük rakibiydi Rosicki diyelim. Rosicki gibiydi o da ya. Yani sakatlık anlamında. Rosicki izlemek daha zevkliydi. O başka. Rosicki ben çok severim. Patrick Berger'ler. Bak böyle bitirebilirsiniz Feyda evet. Çünkü biz acayip güzel geyiğe saracağız. Böyle entelektüel goy goya gireceğiz. Abi oyuncunun lakabı küçük Mozart ya. Abi ne olsun ya. Aslında Gladbach'ta oynamak için. Çünkü Bach Mozart. Buradan fade out yapın yani. Öyle haftaya görüşeceğiz. O ayrı bir sinir böyle kendimiz devam ediyoruz ikili. Buraları biz kendimiz konuşup kendimiz dinleyeceğiz. Evet. Hadi mi hocam ya Bach Mozart.